Geçmiş olsun. Burcu Yeşil, 27. Çok sayıda cilt kesisi ve her yerine saplanmış cam parçaları var. Buraya kendi başına geldi ve bayıldı. Hayat çok garip. Burcu, sakın korkma. Seni iyileştireceğiz, hiçbir şeyin kalmayacak. Tamam mı? Yıllar sonra dün gece seni hatırladım. Acaba Ela nerededir dedim. Burcu çok eski, çok sevdiğim bir arkadaşım hocam. Yıllardır görüşememiştik ama birlikte büyüdük onunla. Ne garip değil mi? Burcu nasıl oldu bu? Kocam yüzünden. Kavga ederken çekip gitti ama ben sinirimi alamadım bir türlü. Koca vazoyu salondaki büfeye geçirdim. Ama keşke onun kafasına geçirseydim. Kocan seni bu kadar sinirlendirecek, ne yaptı böyle? Ah! Elimi bastırınca ya da çekince acı oluyor mu? Biraz oluyor. Ama zaten yumurtalıklarımdaki kistler yüzünden ara sıra bu tarz ağrılarım oluyor. Yumurtalıklarında kist mi var? Hı. Ela, acilen tüm batın OSG yapılsın. Kadın doğumada haber ver. Acilde yaralı bir hastam var. Batında rebound pozitif ve daha önceden polikistik over tanısıyla takipli hasta. Tamam. Hemen bir kadın doğum uzmanının bakması gerekiyor. Tamam, birazdan haber veririm. Birazdan değil, hemen. Hastam bekleyemez. Ela Hanım, Beşizer'in doğumunda bir sorun çıktı. Herkes ameliyathanede. Ben boştayım. Yani yardımcı olabilirim tabii eğer... Hiçbir sakıncası yok tabii ki, sevinirim. Merhaba, ben Jülide. Merhaba Jülide Hanım, gidelim mi? Hı hı. Douglas boşluğunda minimal mahi var. Bu da hemogram sonuçları. Tansiyon takipleri nasıl? 130'a 75. Nabız 70. Sonuçlar kötü galiba. Muhtemelen daha önceden var olan kistlerdeki patlamaya bağlı karın içi boşluğunda sıvı mevcut. Ciddi bir durum ama şu anda acil ameliyat gerektirmiyor. Yakın takibimiz altında olacaksın. İlk teşhis konduğunda hormon tedavisine başlamışlardı ama hata bende. Tedaviye uymadım. Hemogram takibi istiyorum. Bütün sonuçlardan haberim olsun. Eşine haber vereyim mi Burcu? Hayır, sakın. Seni bu kadar kızdıracak, ne yaptı böyle? Aldattı. Evleneli daha bir yıl bile olmadı ama o beni aldattı. Anlaşılan bütün erkekler aynı. Mayi miktarında artış görünmüyor. Bu iyi haber. Mert, artık gitmen lazım. Garip değil mi? Siz yıllar sonra burada karşılaşıyorsunuz. Ben kocamla kavga edip kendimi burada buluyorum. Belki de kader eski takımın bir araya gelmesini istiyordur. O zamanlar gece gündüz birlikteydik. Yıllarca görüşmeyeceğimiz hiç aklıma gelmezdi. Mert, daha fazla burada kalamazsın. Hastane kurallarını biliyorum Ela. Öyleyse neden gitmemekte ısrar edip asistanı zor durumda bırakıyorsunuz? Beni durumdan haberdar edersen çok sevinirim. Burcu'nun solunumu rahat görünmüyor. Fikret Hanım göğüs röntgenlerini gördü mü? Hayır. Ama solunum sesinde azalma olduğu ve oksijen satürasyonu düştüğü için pnömotorakstan şüphelendi. Ve toraks BT de istedi. Şu anda tomografi odasında sonuçları değerlendiriyor. Tahmin ettiğim gibi sağ tarafta akciğere bası yapan pnömotoraksı var. Hemen toraks tüpü takmak için seti hazırlayayım. Hı hı. Fikret. Buyurun hocam. Zeynep'in 9:30'da ofisimde olması gerekmiyor muydu? Fikrinizi mi değiştirdiniz? Yok, hayır. Bana geliyorum demişti. Evet, artık Burcu'yu odaya alabiliriz. Merak etme, kan tahlili sonuçların iyi. Bir de karnından ameliyat olmana gerek kalmayacak. Daha sonra kontrole geleceğim. Ama bir sorun olursa beni Serra'nın odasında bulabilirsiniz. Tamam Jülide Hanım, yardımınız için teşekkür ederim. Sadece görevimi yaptım. Şimdi acildeki bütün eksiklerin listesini hemşirelerden almanı istiyorum. Tamam. Tamam mı? Tamam.
Ela, şu kız Burcu'ya çok benzemiyor mu? O zaten kaza geçirmiş. Ne? Merak etme, şu anda iyi. Burcu? Aa Mert, inanmıyorum. Sen de mi buradasın? Geçmiş olsun ya. Ne oldu sana böyle? Boş ver, uzun hikaye. Ama şimdi iyiyim. Son konuştuğumuzda yarın seni arayacağım demiştin. Ama üstünden tam 4 yıl geçti. Siz yeniden birlikte misiniz yoksa? Ben sizin birbiriniz için yaratıldığınızı biliyordum. Efsane aşıklar, Ela ve Mert. Ela, dışarı gelir misin? Levent Bey hastam var. Bu da hastayla ilgili. Ne saçmalıyor o kız? Arkadaşım yaralı halde beklerken beni hesap sormak için mi çağırıyorsunuz? Arkadaşınsa ben niçin tanımıyorum? Benim sizden önce de bir hayatım vardı Levent Bey. Sizinle tanıştığım gün doğmadı. Levent Bey, Semih Bey'in MR'ını görmelisiniz. Omuriliğinde şüpheli lezyonlar var. Tüh, yeniden birlikte olmanızı isterdim. Sonsuz aşkla ilgili korkunç düşüncelerimi değiştirebilirdiniz. Ben de evlendim ama anında aldatıldım. Neler yapıyorsunuz? Evlendiniz mi? Ya da sevgiliniz var mı? Var. Ela, hastanenin en gözde cerrahıyla beraber. Mert de nişanlı. Burcu, harika görünüyorsun. Harikayım zaten. Senin sayende. İşin yoksa kafeye inelim mi biraz? Peki, 10 dakika çalabilirim. Mert'i de aradım. O da inecek şimdi. Mert mi? Ne oluyor? Sizin aranız kötü mü? Yok, değil. İyi. Ya bugün beni Ceyra sevgilinle tanıştırırsın artık. Bu arada boşanma dilekçesini verdim. Hemen acındırıp ağlamalara başladı. Yok pişmanım, yok sensiz yaşayamam. Beter olsun. Bu sefer kesinlikle affetmeyeceğim Ela. Bir zamanlar bu iki kızın sevdiği bir şey vardı. Harikasın Mert, frambuazlı pasta. Sevda, Kadriye hemşirenin gittiği hastaneye başvurmuş diye duydum ama kesin bir şey bilmiyorum. Telefonu değişmiş. Sende yeni numarası var mı? Yok maalesef, ben de ulaşamıyorum. Hı, anladım. Tamam, sağ ol. Rica ederim. Ya Ela, ne olur huysuzluk etme. Bu gece sen de gel. Gelemem Burcu. Hadi Ela. Benim hastaneden çıkışımı kutlayacağız. Hem de beraber eski günlerdeki gibi bir şeyler yaparız. Biraz keyfimiz yerine gelir. Belki başka zaman. Gerçeği söylesene. Gerçeği söyle. Biz üçümüz bir zamanlar dosttuk. Bu sahtelik çok saçma. Gerçeği mi duymak istiyorsun? Hı hı. Peki. Sen olduğun için gelmek istemiyorum, tamam mı? Oldu mu? Evet oldu. Böyle daha iyi. En azından dürüstçe. Size ne oldu böyle? Ayrılalı yıllar oldu. Neden hala dost olamıyorsunuz? Büyüdük ve değiştik. Hepsi bu. Eski güzel günler geride kaldı arkadaşlar. Bırakalım güzel hatıralar olarak kalsınlar. Zorlamanın bir gereği yok.